bir parça açıklamaya çalıştık. Bugün de insan ailesinin, insan familyasının bir bölümünü teşkil eden işçi haklarından bahsetmeye sıra geldi. Yine Allah'ın kanunlarından bir kanunu ortaya koyacağız. Kur'an-ı Mübin'i açıp okuduğumuz zaman işçi hakları ve işçilik nizamını da ve bu husustaki kanunları da koyanın Allah olduğunu görüyoruz Celle Celaluhu. Allah-u Teala'nın kurduğu düzen içinde bu mesele ele alınmak zorundadır. Bunun dışına çıktığınız zaman hiçbir meseleyi arzu edilen istikamete götüremezsiniz. Okuyacağım ayet-i kerime Zuhruf suresinde 32 numaralı ayettir. Siz de tefsir kitaplarından inceleyebilirsiniz. Zuhruf suresi 32 numaralı ayet. Rabbül alemin şu şekilde ferman ediyor. Estaizu billah. Ehüm yaksimune rahmete rabbik. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Ve refa'na ba'dahum fevka ba'din derecat. Liyettehize ba'duhum ba'den sufriya. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecma'un. Sadakallahu l-azim. Sor onlara Habibi Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Onlara sor. Allah'ın koyduğu kanunları inkar edenlere sor. Onlar mı Allah'ın rahmetini taksim ediyorlar? Dünya nizamını onlar mı kurmuşlar? Gökleri, yerleri, güneşi, ayı, felekleri onlar mı tertip etmişler? Bulutları, yağmurları, rüzgarları onlar mı halkı icat etmişler? Onlar mı taksimat yapmışlar? Hayır. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında insanların maişetlerini, rızıklarını, geçimlerini, nizamlarını taksim eden, tertip eden, tayin eden, tahkim eden biz Allah-u Azimşan'ı buyuruyor. Celle Celaluhu. Ve rekâna bâzahum fevka bâdun derecat. Dereceler halinde bazı insanları zengin, bazı insanları fakir yapan biziz. Bazı insanları kuvvetli, bazı insanları zayıf yapan biziz. Bazı insanları bazı şeylerin mülkiyetini eline veren biziz. Bazısından alan biziz. Bazı insanların boyunu uzun, bazısını kısa yapan biziz. Bazısının kilosunu ağır, bazısını hafif yapan biziz. Bazısının gözlerini iri, bazısının gözlerini küçük yapan biziz. Bazısının midesinde bazı genişlikler, vüsatler veren, bazısını da daraltan biziz. Yeryüzünde insanlara, güneşe, aya, kainata ait kanunları koyan biziz. Onlar değil, onlar değil, onlar değil buyuruyor. Neden bu düzeni, bu nizamı, bu kanunu koyduğunu Allah-u Teala Kur'an'ında şöyle izah ediyor. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَّ İnsanlar birbirinin hizmetine girsin diye. İnsanlar birbirinin hizmetine girsin. İş olsun, iş veren olsun, iş alan olsun, işçi olsun, çalışan olsun, çalıştıran olsun, yiyen olsun, yediren olsun ve böylece hayatın nizamı, intizamı bulunsun diye. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Allah'ın rahmeti onların topladıkları dünya eşyasından, dünya metaından daha hayırlıdır. Allah'ın rıza ve rahmeti eşyadan, maddeden daha kıymetli, daha hayırlıdır buyuruyor. Demek ki aziz müminler, yeryüzünde bu nizamı kuran Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bazı insanlar mutlaka çalıştıran olacaktır. Bazı insanlar da çalışan olacaktır. Yeryüzünde bir üretim meydana getirmek için üretim, yani Arapçası istihsal, üretim meydana getirmek için İki unsuru Allah-u Teala buyuruyor ki ben iki vasıta halkettim bir şeyin meydana gelmesi için. Birisi sermaye, birisi de emek. Bir işin meydana gelmesi için, iş. Bir fabrikanın mesela, bir fabrika iş sahasıdır.
Bunun meydana gelmesi için iki vasıta halk ettim diyor Allah-u Teala. Birisi sermaye, birisi de emek. Sermaye fabrikayı kuracak, emek de, işçi de, emekçi de o fabrikayı çalıştıracak. Başka bir kanun bulamazsınız dünyada. İşçi ya eliyle çalışacak, yahut eliyle bir makineyi işletecek. İş meydana çıkması için. Şu nizamı kuran Allah'tır. Kimse kendine nizam koyamaz. İşçi sınıfını ortadan kaldıramazsınız, mümkün değil. Sermayeyi de ortadan kaldıramazsınız. Sermaye sınıfını ortadan kaldıramazsınız. İlahi nizam budur. Nasıl efendim, komünizm, sosyalizm sermaye sınıfını ortadan kaldırıyor, hemen söylüyor. Sosyalizmde, komünizmde sermaye sınıfı devletleşiyor. Patron devlet oluyor, işveren devlet oluyor. Kapital devletin eline geçiyor. Sermaye sınıfı kalkmıyor. İş değişmiyor. Yine aynı şey devam. Yalnız bir merdiven atlıyor o kadar. Şekil değişiyor. Esas değişmiyor. Sermaye ile emek beraber hareket edecek. Sermaye yani zengin sınıf işçiyi sömürmeyecek. İslam'ı ben anlatıyorum. Başkasıyla bir alakam yok. Biraz sonra okuyacağım hadis-i şeriflerde hayret edeceksiniz. İslam'ın emeğe, emek unsuruna verdiği kıymete bakacaksınız. Sermaye sınıfı, zengin sınıf, işçi sınıfını istismar etmeyecek, istihfaf etmeyecek, onu küçük görmeyecek, onu sömürmeyecek. İşçi de çalıştığı iş yerini ve iş vereni hakir görmeyecek, kötü görmeyecek, aleyhinde bulunmayacak. Bir ahenk kuracaksınız. Bir nizam ortaya koyacaksınız. Allah'ın kurduğu nizamın çalışması sizin yapacağınız bu işin nizama intibakınızla olacak. Ayak uydurmanızla olacak. Dengeyi bozmayacaksınız. Biraz sonra daha geniş açıklayacağız bunu. Şimdi neden Cenab-ı Hak böyle bir sistem, böyle bir nizam kurmuş? Neden birer? Bakın ayet-i kerimede لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ الْسُخْرِيَّ diyor. Sukriya yani hizmet eden, işçi olarak çalışan. İnsanlar birbirini çalıştırsın diye, birbirinin işini görsün diye ben bazı insanları zengin, bazı insanları fakir, bazı insanları işveren, bazı insanları işçi olarak yeryüzünde bir nizam kurdum diye Cenab-ı Hak. Düşünün ki tefsirini okuduğunuz zaman göreceksiniz ayet-i kerimenin. Bütün insanlar zengin olsaydı kimse kimsenin emrine girip çalışmayacaktı. Kimse kimseye iş yapacak mıydı? Halbuki dünyanın kuruluş nizamı böyledir. Çalışma olacak, mücadele olacak, hareket olacak, bereket olacak. Bütün insanlar zengin olsaydı kimse kimsenin emrine, işine girip çalışmayacaktı. O zaman hayat yürür müydü? Bütün insanlar fakir olsaydı kimse kimseye iş yapacak bir enerji bulamayacaktı. Yine hayatın nizamı duracaktı. Görüyor musunuz? Evet. Eğer insanların küllisi tamamı zengin olsa hizmet edecek birisini bulamazdı. Hizmet edecek, iş yapacak kimseyi bulamazdınız. Bu da alemin harap olmasını, mahvolmasını gerektiren bir sebep olurdu. Bütün insanlar fakir olduğu zaman da yine aynı şekilde hizmet edilecek insan bulamazdınız. Hepsi aynı seviyede kalırdı, mücadele olmazdı, hareket olmazdı, bir nizam yürümezdi. Ve mutlaka bu şekilde kalırdı ve dünyanın düzeni yaratılışın ahengine uyamazdı.